Selamlar. Sonunda tatili bitirdim. Tekrar sizlerle beraberim. Ben tatilde falcı olmayı öğrendim. Evet, geleceğinizi okuyabiliyorum. Gelecekte nereye varacağınızı, nasıl bir hayatınızın olacağını, kimlerle beraber yaşayacağınızı, nasıl bir evde oturacağınızı, nasıl bir arabaya bineceğinizi, nasıl tatiller yapacağınızı, tatillerde nereye gideceğinizi tahmin edebiliyorum. Kaç kilo olacağınızı, kaç yaşına kadar yaşayacağınızı tahmin edebiliyorum. Evet, sonuncusu biraz fazla iddialı oldu ama epey çok şeyi tahmin ediyorum. Nereden mi tahmin ediyorum? Alışkanlıklarınıza bakarak. Bu tatilde bunu düşünme vaktim oldu. Uzunca bir tatil yaptım. Biliyorsunuz ilk başında videolarımla size beraberdim. İlginize çektiğini umuyorum. Daha sonra da biraz kendime çekildim ve düşünme fırsatını buldum. Ve bu çok başarılı insanları pek de o kadar başarılı olmayan insanlardan ayırt eden temel faktör nedir'e bakmaya çalıştım. Tatilde pek çok arkadaşımla buluştum. Onların hayatlarına baktım. Bazıları çok başarılılar. Teknelere davet ettiler. Büyük keyifler yaptık. Bazıları da işte idare ediyorlar. Ama işin ilginci hepsi aynı üniversiteden mezun. Ben ot tüylüyüm, ot işletme mezunuyum. Koç'tan işletme masterım var. Yani arkadaşlarımın çoğu da böyle iyi okullardan mezun insanlar. Hepsinin fiziken, ruhen, sağlığı yerinde. Ama bazıları olağanüstü başarılı. Bazıları eh işte nasıl oluyor bu? Aslında bu geleceğimizi öngörme meselesinden ziyade bugüne bakmakla ilgili. Bugünkü alışkanlıklarınıza bakarak geleceğinizi okuyabiliyorum. Yoksa falcı falan değilim. Diyelim ki siz kendi işinizi kurmak isteyen bir insansınız. Beyaz yakalı olmaktan bunaldınız. Ben artık girişimci olmak istiyorum diye sağda solda bunu söylüyorsunuz. Girişimci olup olamayacağınızı tahmin edebiliyorum. Neden? O gün yaptığınız aksiyonlara bakarak. Çünkü girişimci olmak istiyorsanız para biriktirmeniz lazım. Daha bakın konuşmuştuk. Değil mi? Hatırlıyor musunuz benim bu e, beyaz yakalı için özgürlük yolu e, videolarımı izleyenler varsa o da bundan bahsetmiştim. Önce biriktirmeye başlamak lazım biraz para. Mesela gelirinizin %10'unu her ay kenara atmanız lazım. İyilişkiler biriktiriyor olmanız lazım değil mi? İşinizi kurarken size yardımcı olacak. Ve bunlarla ilgili de her gün aksiyonda bulunmanız lazım. Eğer bunu yapmıyorsanız işinizi kuramayacağınızı ve bir sonraki tatilde buluştuğumuzda da işinizden yani görevli olduğunuz şirketten o beyaz yakalı pozisyondan ne kadar sıkıldığınızı, ondan ne kadar kurtulmak istediğinizi ve hayallerinizi dinliyor olacağım ama bir değişim gözlemlemiş olmayacağım. Kilo vermek istiyor olabilirsiniz. Hayalinizde incecik bir siz var. Kaslı, formda Hiç sorun yok. Ama oraya varıp varamayacağınızı ben görebiliyorum. Hayır falcı değilim. Ama şunu biliyorum. Eğer her gün yediklerinizi dikkat etmiyorsanız, eğer her gün egzersiz yapmıyorsanız, bunlar birer alışkanlık haline gelmemişse oraya doğru gidemeyeceksiniz. Eğer bunları yaparsanız oraya doğru gidiyor olacaksınız. Hayatta geleceğimizi belirleyen konu bugünkü alışkanlıklarımız. Eğer bugün iyi alışkanlıklara sahipsek o geleceğe doğru yürüyebiliyoruz. O gelecek her şey olabilir. Daha formda bir siz, kendi işini kurmuş bir siz, mali ve iş olarak özgürleşmiş bir siz. Bütün bunu olabilir. Hayal sizin, hayaliniz ben bilmem. Ama o hayale yürümek konusunda her gün yaptıklarınız önemli. Ve bunların da birer alışkanlık haline dönmüş olması önemli. Tatile ben de kendi alışkanlıklarımı gözden geçirme fırsatını buldum elbette. Mesela sağlıklı ve fit olmak konusunda doğru alışkanlıklara sahip olmadığımı, zaman zaman denesem de çabuk gevşediğimi gördüm. Bu konu üzerine gideceğim ve bununla ilgili zaman zaman sizlerle paylaşımlarda da bulunacağım. Öte yandan özgür bir hayat, işte aşağı yukarı bir aydır tatildeyim herhalde bir özgürlük e, sembolüdür. Özgür bir hayat, e, maddi ve manevi özgürlük konusunda epey yol aldığımı gördüm ama biraz daha ekleyeceğim bazı alışkanlıklar var. Ne ekleyeceğim mesela? Eğer özgürlük konusunu kuvvetlenmek istiyorsam ve ileride böyle her gün koşturarak eğitimler, konuşmalar yaparak değil de... ...bir azıcık da oturduğum yerden para kazanmak istiyorsam bu tip video, podcast gibi medya araçlarımı geliştiriyor olmam lazım. E çünkü bunlar uzun vadede pasif gelir yaratabilen e kaynaklar. E Bu durumda daha fazla video, daha fazla podcast yapmaya, bundan ilgili daha fazla okuyup daha fazla kaliteli içerik hazırlamaya karar verdim ve bunu artık bir alışkanlık haline getireceğim. Küçücük bir örnek size. Sağlığı konusunda pek memnun değilim ama doğruyu söylemek gerekirse ben öyle pek spor delisi değilim. Hiçbir zaman da olmadım yani. Ama yapabileceğim bir şey var. Mesela öğün azaltmak. Ee, birkaç gündür bunu yapıyorum. Daha evvel de yapmıştım. Çok başarılı olmuştu. Ama şimdi düzenli hale getireceğim. Ee, i̇nsanoğlu tahmin edilenin veya düşünenin aksine günü 3 öğün yemesi gereken bir varlık değil. Atalarımız öyle değil zaten. Tek öğünle besleniyorlarmış. İki öğün bizim neyimize yetmiyor. Ben sabah kahvaltısı pek sevmiyorum. Sabah kahvaltılarını atlayacağım. Şimdi oradan itiraz eden arkadaşlar olacak ama hocam sabah kahvaltısı önemli öğün. Yok öyle bir şey rahat olun. Mim olan vücudunuza kaliteli besinlerin giriyor olması. Vücut sabah olup akşam da pek bakmıyor. Ve ona biraz onu sindirme fırsatını veriyor olmanız. O yüzden bundan sonra sabahları kahvaltı haftada en az beş gün <laughs> yapmayacağım. Haftada iki gün Kahvaltı yaparım çünkü kahvaltı bir de sosyal boyutu var. Ailemle beraber olma boyutu değil mi? İlişkiler boyutu onun için varım ama haftada beş güne kahvaltıya gerek yok. Ve bunu düzenli bir alışkanlık haline getireceğim. Sizden de ricam eğer geleceğinizin daha iyi olmasını istiyorsanız ve o hayal ettiğiniz geleceğe doğru yürümek istiyorsanız bir iki alışkanlığınızı değiştirin. Ve çok küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Yani oturup bir anda bütün hayatınızı yeniden tanımlamanıza gerek yok çoğu diyet programı bundan başarısız oluyor, çoğu kişisel gelişim paketi bundan dolayı yürümüyor. Ama bir iki tane ufak alışkanlık kazanabilirsiniz. Belki sadece bir tane. Hatta çok baby steplerle. Mesela sabahları erken kalkmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Genelde erkenciyim. E çünkü size günü kazandırıyor ve en azından bende öyle. Sabahları zihnim benim çok parlak oluyor, çok daha keskin oluyor. Bu alışkanlığı kazanmak için ama sabahları sekizde kalkarken birdenbire saatinizi beşe kurmayın. 8'e çeyrek kalayı deneyin, 7.30'u deneyin. Onu başarın, ondan keyif alın, gurur duyun, daha erken kalkabilmenizden sonra bir sonraki adıma doğru gidiyor olun. Ama nasıl yaparsanız yapın hep şunu düşünün. Hayalinizdeki gelecek bugünkü alışkanlıklarınızdan geçiyor. Eğer bugün doğru alışkanlıklara sahip olursanız, doğru alışkanlıkları inşa etme yoluna giderseniz ileride o istediğiniz hayale ulaşacaksınız. Bunu görebiliyorum, falcıyım ben. Ama yok eğer bunu yapmazsanız, mevcut size pek de yarar getirmeyen alışkanlıklarınızla devam ediyorsanız, geleceğinizin de nereye doğru vardığı belli. Ve buradaki kriter çok basit. Eğer hayal ettiğiniz hayatı yaşamıyorsanız şu anda, bunda kötü alışkanlıklarınızın etkisi var. Derhal değiştirmeye başlayın. Ve bütün alışkanlıklarınızı bir kökten bakın bakalım. Belki de sizi bugüne kadar yanlış yola onlar sürüklediler. Siz daha doğru yola sürükleyecek alışkanlıkları pekala kazanabilirsiniz. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse hangi kanaldan, hangi podcast kanalından veya YouTube kanalından dinliyor veya izliyorsanız lütfen bir like'ınızı alırım. iyi olur. Abone de olun. Bundan sonra ben de karar verdim. Daha sık sizlerle beraber olacağım. Hoş içerikler hazırlıyoruz. Ekiple beraber. Umarım beğenirsiniz görüşmek üzere diyorum sevgiyle kalın diyorum hoşça kalın diyorum